Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Bakara Suresi 58-61. Ayetleri değerlendireceğiz. Burada Allah-u Teala İsrailoğulları ile alakalı bazı meseleleri bize anlatıyor. وَاِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا هَذِي الْقَرْيَةِ Biz onlara şöyle demiştik, şu kariyeye, şu beldeye girin. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ Ve oradan dilediğiniz şekilde, dilediğiniz kadar yiyin. Ra'den bolca. Vedhulul bâbe süccede ve kapıdan secde ederek girin. Yani bunlar çöldelerdi. Netice itibariyle hürriyetlerine kavuştular. Artık bir devletleri olacak, şehir hayatı olacak. Böyle bir nimete mazhar olmaktan dolayı kapıdan böyle secde ederek girmek. Şükür secdesine varmak. Bunu emretmiştik. Ve gulu hitta ve hitta deyin. Yani günahlarımızı bağışla diye Cenab-ı Hakk'a dua edin. Nagfir lekum hatayakum. Biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. Ve senezidul muhsinin. Biz iyi işler yapanlara mükafatlarını artıracağız. Daha güzel imkanlar bahşedeceğiz. Burada İsrailoğullarının bir beldeye girmesi, bu Eyle veya Eriha gibi bir belde olarak tefsirlerde nazara verilir. Ve kendilerinin çöl hayatından kurtulup da şehir hayatına geçmesi, böyle bir nimete dikkat çekiliyor. Tabi nimet şükür ister ve bunlar kapıdan girerken şükür secdesine varmaları ve Ya Rabbi kusurlarımızı affet diye dua etmeleri kendilerinden isteniyor. فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Ancak zalim olanlar kendilerine söyleneni değiştirdiler. قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ Kendilerine denilenden farklı bir söz söylediler. Yani o demeleri gereken ifade yerine adeta bunu alaya alırcasına başka ifadeler söylediler. فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ Biz o zalim olanlara semadan bir azap indirdik. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Fısklarına bir karşılık olarak. Fısk, Allah'a itaatten çıkmak. Allah-u Teala onlara bir takım emirler vermişti. Bu emirlerin gereğini yapmadılar. Bunun neticesinde taatten çıkmış oldular. İtaatten çıkmış oldular. Ve Allah-u Teala onlara semadan bir azabı, yani semavi, defedilmez bir azabı başlarına getirdi. وَاِذِ اِسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ Musa kavmi için su istemişti. فَقُلْنَا Ve biz de dedik ki اِدْرِبْ بِاَسَاكَ الْحَجَرِ Elindeki asayla taşa vur. فَانْفَجَرَتْ مِنْ هُثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَ Ve o taştan 12 göze şeklinde su çıktı. Bu da harika bir durum. Hazreti Musa'nın asasıyla alakalı nazara verilen mucizelerden bir tanesi. Burada çöl hayatıyla alakalı bir durum söz konusu. Çöldeki günlerinde işte bir taraftan kudret helvası, bıldırcın eti bunları yiyorlar ama çölde su yok. Hazreti Musa'ya müracaat ediyorlar. Ve ey Musa suyumuz yok ne yapacağız diyorlar. Ve Musa aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Ya Rabbi bize su gönder diye. Allah-u Teala ya Musa diyor elindeki asa ile taşa vur. Acaba buradaki taş özel bir taş mıydı yoksa herhangi bir taş mıydı? Yani herhangi bir taş olması daha makul. Her ne kadar bunun açıklamasıyla alakalı değişik şeyler söylenmişse de bu manada herhangi bir taşa vurmakla Allah-u Teala harika bir şeyi meydana getiriyor. Zaten biz mucizeleri değerlendirirken bunların harikulade yani sıra dışı olmasını nazara alacağız. Yani bir taştan o kadar insana su çıkar mı? Normalde çıkmaz. Ama Allah-u Teala dilediği zaman yaratır ve Allah dilediğinde olmayacak bir şey yoktur. İşte şu alemde zaman zaman mucizeler de olur. Bizler günümüzde bu mucizelerin bir kısmını teknolojik imkanlarla görüyoruz. Mesela bir insan bir yerde konuşup da bütün dünya onu dinleyebilir mi? Sesini bütün dünyaya duyurabilir mi?
Bundan belki 500 yıl önce bu söylense insanlar kabul etmezdi. Ama bugün radyolarla, televizyonlarla bu mümkün oluyor. Radyolarla ses her tarafa ulaşıyor. Televizyonlarla da aynı zamanda görüntü de ilave edilerek her tarafa ulaşıyor. İnsanlar asırlarca gökyüzünde kuşların uçmasını seyrettiler. Ama biz de uçabilir miyiz? Bunu da düşündüler. Neticede bugün insanlar kuşlardan daha süratli uçabiliyor. Eski zamanın insanlarına sorulsa, günün birinde kuşlardan daha süratli uçabiliriz, doğru mu denilse, herhalde kabul etmezlerdi. Ve bunu imkansız bir olay olarak görürlerdi. Kur'an-ı Kerim'de peygamber mucizesi olarak anlatılan olaylar aynı zamanda ufuk açıcıdır. Yani siz de taştan su çıkarabilirsiniz. İşte günümüzde bir takım aletlerle insanlar yerin altından suları çıkarıyorlar. Sondaj aletleriyle yerin altından, onlarca metre altından, yüzlerce metre altından su çıkarılıyor. Ve günümüzde dağlara sondaj vurmak suretiyle dağlardan da su çıkıyor. Allah-u Teala dağları adeta su deposu yapmış, oradan da sular çıkıyor. Bu manada Kur'an-ı Kerim'de anlatılan mucizeler bizim için ufuk açıcıdır. Ve gerçekten bize yeni yeni ufuklar gösteriyor. Şöyle yapabilirsiniz, böyle edebilirsiniz. Bunların yollarını göstermiş oluyor. Burada tabi Hazreti Musa ile alakalı nazara verilen durum ise daha böyle bir mucize kabilinden harikulade bir durum. Bazıları Hazreti Musa'nın asası ile alakalı, acaba bu asada bir keramet var mı? Bununla alakalı araştırmalar yapmış. Hatta bir kısmı bu asa aslında cennetten gelme. Önce Hazreti Adem bunu kullandı. Bununla çok harika şeyler meydana getirdi. Sonra evlatlarına geçti. Ve netice itibariyle Hazreti Musa'ya kadar intikal etti demişler. Bunun o kadar sağlam bir mesnedi yok. Bir menkıbe. Tahirül Mevlevi bununla alakalı şöyle bir değerlendirme yapıyor ve diyor ki dünya koyunlarını gütmek için cennetten asa getirmeye lüzum yoktur. İhtiyaç yoktur. Keramet asada değil Musa'daydı. İşte Allah-u Teala dilediğinde bir peygamberine asa gibi basit bir aletle çok harika şeyleri meydana getirir. Hazreti Musa'nın hayatında bunun çok örneklerini görmekteyiz. Gad alime küllü ünesin meşrebehum ve insanların her bir grubu bu şekilde meşrebini, su içeceği yeri bildi. Yani 12 ayrı yerden su çıktı, taştan. Neden 12 ayrı yerden? Çünkü İsrailoğulları 12 ayrı boy halindeydi. Eğer bir yerden çıksa veya birkaç yerden çıksa aralarında izdiham olur ve su başında kavga olabilirdi. Ama her bir boy belli bir yerden nasibini alacak ve oradan gelen sudan istifade edecek. Böylece problem kalmadı. Ayet-i Kerime'nin işari bir manası düşünüldüğünde bizler de şu anda İslamiyet ağabey hayatına muhatap olan kimseleriz. Ve İslamiyet çöl ortasında bize su sunuyor. Bizi hayatlandıracak, diriltecek esasları getiriyor. Ancak İslamiyet'te de bir kısmı tarikat kanalından bunu alıyor. Bir kısmı falan cemaat kanalıyla veya falan alim zat vasıtasıyla İslamiyet'i öğrenmiş oluyor. Böylece meşrepler ortaya çıkıyor. Ayet-i Kerime'de meşrep kelimesi de geçer. Meşrep su içme yeri anlamında. Hepimiz aynı İslamiyet'ten içiyoruz ama su içtiğimiz merkezler farklı olabilir. Bu noktada değişik meşrepler, değişik mezhepler ortaya çıkabilir. Nitekim İslamiyet'te mezhepler de vardır, meslekler de vardır, meşrepler de bulunmaktadır. Kulû veşrebû min rızkillâh. Allah'ın rızkından yiyin, için. Ve lâ ta'thav fil ardı mufsidin. Ama yeryüzünde müfsitler olarak ortalığı karıştırmayın. Yani insan Allah'ın verdiği rızkı yiyor. Bununla güçleniyor, kuvvetleniyor. Allah'ın ona verdiği enerjiyi Allah'a isyanda kullanıyor. Veya yeryüzünü bozmakta, insanlara zarar vermekte kullanıyor. İnsana düşen Allah-u Teala'nın verdiği rızıklardan istifade edip bunu şükürde kullanmak. Ve bazıları bu noktada yemek duasında derler ki, Ya Rabbi
yemiş olduğumuz rızıkları helal işlerde enerji olarak kullanmayı bize nasip et. Enerjimizi helalinde kullanmayı nasip et diye böyle dua ederler. Ve güzel bir duadır. Ve iz kultum ya Musa, siz demiştiniz ki ey Musa, len nasbir ala taamin vahid, biz tek yiyeceğe artık sabredemiyoruz. Fed'u lena rabbeke, Rabbine dua et. Yuhric lena, bize çıkarsın. Mimme tümbitül art, yerin bitirdiklerinden. Min bakliha ve gıthaiha ve fumiha ve adesiha ve basaliha. Yani yerin bitirdiği işte mercimektir, soğandır, sarımsaktır, bu gibi şeylerden bize Allah göndersin. Burada tabi dikkatimizi çeken bir durum, Hazreti Musa'nın kavminin Hazreti Musa'ya ya Musa diye hitap etmeleri. Aslında bir peygambere ya Resulallah, ya Nebiyyallah gibi ifade etmek daha uygundur. Ve peygamberimizin ashabı böyle hitap etmişlerdir. Ama İsrailoğulları ya Musa diye ismen hitap etmişlerdir. Ve Rabbine bizim için dua et demeleri, yani Rabbine, sanki Rab sadece Musa'nın Rabbi de onların Rabbi değilmiş gibi. Demek ki iman kalplerinde o kadar yerleşmemiş. Bundan dolayı Rabbine diyorlar. Öte yandan Allah-u Teala onlara çok güzel şeyler nasip etmiş. Burada tek yiyecek demeleri, işte gökten kendilerine kudret helvası, bıldırcın eti geliyor, taştan su çıkıyor, ne güzel geçinip gidiyorlar aslında. Ama bunlar daha önce yaşamış oldukları yerde işte soğandır, sarımsaktır, mercimektir, bu gibi şeyler de yediklerinden demek bunları özlemişler. Rabbine dua et de artık bu menü değişsin. Tek tip yemek artık bize zor geliyor. Bu gibi şeyler de yiyelim diyorlar. Gale etestebdilune ellezi huve edna, edna olanı değiştirmek mi istiyorsunuz? Billezi huve hayr, hayırlı olanla. Yani size verilen daha hayırlıyken edna olanla bunu değiştirmek mi istiyorsunuz? Bazı zatlar bu ayetin tefsirinde şuna da dikkat çekerler. Yani yemekte sadelik esastır. Çok fazla şeyleri karıştırmak uygun değildir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yemesine baktığımızda onun da sade bir şekilde yediğini görmekteyiz. Yoksa çok değişik şeyleri beraberce yemek mideyi fesada verebilir. Midenin dengelerini alt üst edebilir. İhbitu Mısra, ve bir şehre gidin. Fe inne lekum ma sa'altum, orada sizin istemiş olduğunuz şey var. Orada bunlardan alırsınız, bunlardan yersiniz. Burada ihbitu Mısra derken bir şehre inin, herhangi bir şehir olabilir. Ve bazı kıraatlere göre de Mısır'a gidin. Yani sizin özlemiş olduğunuz bu şeyler Mısır hayatınızda vardı. Tekrar o günlere dönmek mi istiyorsunuz? Böyle bir manada verilebilir. Muhammed Hamidullah şöyle bir manaya da dikkat çekiyor. Yani siz şu anda çöldesiniz. Dolayısıyla gelen yemekle yetinmek durumundasınız. Ama bunları da yemek mi istiyorsunuz? O zaman eğer cesaretiniz varsa işte gidelim, bazı yerleri fethedelim, oralar bizim olsun ve o zaman bunlardan da yeme hakkınız olur. Böyle bir manaya da dikkat çekiliyor. Ve duribet aleyhimuz zille vel meskene, ve onlar zillet ve meskenete maruz kaldılar. Yani nasıl ki bir kubbe bir şeyin üzerine geçirildiğinde her taraftan onu kuşatır, onlar da zillet ve meskenete bu şekilde maruz kaldılar. Zillet ve meskenet her taraftan kendilerini kuşattı. Veya başka bir manasıyla darp edilmek, buradan hareket edilecek olursa, malum paranın basıldığı yere darphane deniyor. Paraya nasıl ki devletin sikkesi vurulduğunda artık o ondan silinmiyor. Silinmez bir şekilde o metal parçasında bu kalıyor. Demek ki zillet ve meskenet de bunların taşkınlıklarından dolayı üzerlerine darp edilmiş. Adeta bir silinmez sikke gibi üzerlerinde görülüyor. Ve ba'u bi gadabin minallah, ve Allah'ın gadabına maruz kaldılar. Zalike, bunun sebebi şu:
بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ Bunun sebebi şu, onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Veya Allah'ın ayetlerine nankörlük yapıyorlardı. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ Ve haksız bir şekilde peygamberleri öldürüyorlardı. ذَلِكَ بِمَا أَصَوْا İşte bu isyanları sebebiyleydi. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Ve haddi aşmalarından dolayıydı. Ve İsrailoğulları ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de nazara verilen işte onlara zillet ve meskenet darp edildi. Allah'ın gadabına maruz kaldılar. Tarihe yayılmış olan, tarihin hemen her döneminde görülen bir durumdur. 1948'e kadar devletleri yoktu. Dünyanın her tarafında dağınık bir vaziyette adeta bir dünya vatandaşı şeklinde yaşıyorlardı. Ve tarih boyunca da işte tarihin bir döneminde Buhtun Nasr onları esaret zinciri altına almış. Peygamberimiz döneminde o civarda yaşayan Yahudiler haddi aştıklarından dolayı peygamber eliyle ya sürgüne gönderilmişler veya cezaları uygulanmış. Bu manada tarih boyunca pek çok sıkıntılara maruz kalmışlar. Ama bu sıkıntıların sebebi kendileri. Yani Allah-u Teala kimseye durup dururken bir ceza, bir bela vermez. Kul azmadıktan sonra taraf ilahiden ona bir bela yazılmaz. Ama haddi aştığında taraf ilahiden de haddi bildirilir. Tabi burada medar bahs olan Yahudiler ama Cenab-ı Hakk'ın gadabına maruz kalmak, Cenab-ı Hakk'ın cezalandırması sırf onlarla alakalı, onlarla sınırlı bir durum değildir. Kim haddi aşarsa bunun cezasını görecektir. Yani Allah-u Teala bir kısım kavimleri kayırıp bir kısmına özel muamele yapmış, bir kısmına tek taraflı olarak haşa gadab etmiş, lanet etmiş değildir. Kim neye layıksa taraf ilahiden bu yapılmıştır. Ve milletler içerisinde iyi durumda olanlara Cenab-ı Hak iyi imkanlar vermiştir. Ama haddi aşanlara da bir şekilde cezalarını vermiştir. İsra suresinde İsrailoğulları ile alakalı yine Allah-u Teala in ahsentum ahsentum li enfusikum yani eğer iyi işler yaparsanız kendinize yaparsınız ve in se'tum felaha kötü şeyler yaparsanız da bu yine kendi nefsinizedir buyuruyor. Bu genel bir hüküm. Sadece İsrailoğullarıyla da sınırlı değil. İyilik yapanlar kendilerine iyilik yapmış olur. Kötülük yapanlar da yine kendi aleyhlerine kötülük yapmış olurlar. İşte İsrailoğulları burada nazara verildiği şekilde haddi aşmışlar ve bunun neticesinde zillet ve meskenet kendilerine darp edilmiş. Zillet ve meskenet onlardan ayrılmaz bir parça halini almış. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde onların ekserisi böyledir. Bu noktaya dikkat çekiliyor. Yani yine de içlerinde müstesna olanlar var. İçlerinde aklı başında olan, haddi aşmayan, mutedil bir şekilde hareket edenlerin de olduğu ifade ediliyor. Cenab-ı Hak hepimizi her türlü taşkınlıktan muhafaza eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.